Merhabalar, Koç Topluluğu Spor Kulübü YouTube kanalına, başta çocuklarımız olmak üzere hepiniz hoş geldiniz. Ben Fide Ustası Esat Bağlan, bugün sizlerle orta seviye grubuyla birlikte temel taktik temalardan olan açmaz konusunu inceleyeceğiz. Dersimize başlamadan önce videolarımızı beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, ayrıca Koç Topluluğu Spor Kulübü YouTube kanalını takip etmeyi unutmayın. Videolarla ilgili merak ettiklerinizi yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Size bunlarla ilgili hızlı bir şekilde geri dönüş yapacağız. Toplamda 24 tane videodan oluşan eğitici bir video serisi hazırlıyoruz. Siz de hangi videoların kendiniz için uygun olduğunu düşünüyorsanız sırasıyla bu video serisini takip edebilirsiniz. Bu video serisi bittikten sonra da düzenleyeceğimiz turnuvaya tüm çocuklarımızı davet ediyoruz. Şimdi bugünkü dersimize başlayabiliriz. Açmaz temasını göreceğiz ve açmazdaki taşlardan nasıl faydalanabiliriz bunları öğreneceğiz birlikte. İlk olarak sizler için bu konumu seçtim. B1'de bir kalemiz var. Rakibin B4'te bir fili ve B8'de bir şah olduğunu görebiliyoruz. Aynı hat üzerinde oluşan taş gruplarını görebiliyoruz. Şu an rakibimiz B4'teki filini hiçbir yere oynayamıyor. Çünkü B1'deki kalem ile B8'deki şaha da bakıyorum. Aynı hat üzerindeyim. Eğer B4'teki fil bir yere hareket ederse kale ile şah aynı hat üzerinde geleceği için rakibin bir imkansız hamle yapmış olacak. O yüzden buradaki B4'deki filin açmazda olduğunu söyleyebiliriz. Ve tabii ki şahlı bir yere oynarsa, örneğin C7 karesine gelirse beyazlar bir hamle sonrasında B4'deki fili kalesiyle alabilecek. Bir sonraki örneğimize geçelim. Yine benzer bir konum. B hattında kümelenmiş taşları görebiliyoruz. B1'de bir kalemiz var. Rakibinde B5'te bir fili ve B8'de bir veziri var. Burada da göreceli açmaz kavramını göreceğiz. B5'teki filin yine bir yere hareket edemediğini görebiliyoruz. Örneğin bu fil C6 karesini oynarsa B1'deki kale ve B8'deki vezir aynı hat üzerinde olduğu için rahat bir şekilde veziri alabiliyoruz. B5'teki fil de tabii ki taş geri düşmesini istemediği için siyahlar B5'teki filini hareket ettiremeyecektir. Bu yüzden bir açmaz teması olduğunu da burada görebiliyoruz. Şimdi bir sonraki örneğimize geçelim. Burada da bir açmaz teması var ama farklı bir yöntemden faydalanacağız burada. C1'deki kale ile C3'teki ata bir baskımız var. Bu at bir yere kaçamıyor. Kaçamamasının sebebi acaba ne olacak? Burada biraz düşünebilirsiniz. Bu at herhangi bir yere oynarsa, örneğin E2 karesine girip kaleyi tehdit ederse, bu sefer önceki derslerde gördüğümüz bir mat kalıbından faydalanacağız. Kaleyi son sıraya inerek koridor matı temasından faydalanıyoruz burada. Rakip piyonlar şahın kaçışını engelliyor ve koridor matından faydalanabiliyoruz. Bu yüzden C3'teki at açmazda hiçbir yere hareket edemiyor. Örneğin siyahlar bir hava deliği açarak şahına bir yer açsaydı, tabii ki kale çarpı C3 oynayarak beyazlar bir taş öne geçebilecekti. Bir sonraki örneğimize geçelim. Burada da açmazdaki taşa baskıyı göreceğiz. Açmazdaki taşa saldırı yapacağız. Şimdi ilk olarak açmazdaki taşı bulalım sizlerle. 8. yatayda konumlanmış bir kalem var. Bu kale C8'deki fili açmaz alıyor. Çünkü bu fil herhangi bir yere oynadığında A8'deki kaleyi alabiliyorum. Bunun için de benim C8'deki file biraz baskıyı arttırmam lazım. Şu an E8'deki kale ile bir tehdidim var. C8'deki tehdit ediyorum ama yeterli değil. Yeni bir taş getirmem gerekiyor. Tabii ki bunu da fil ile yapacağım. Filimi G4'e oynuyorum. Rakip fil çarpı G4 alırsa kale çarpı A8 alarak bir kalite önde kalabiliyoruz. Fil verdik, karşılığında kale aldık. Tabii ki bu alışverişten beyazlar daha önde çıktı. Bir sonraki örneğimize geçelim. Yine aynı fikri uygulayacağız. Açmazdaki taşa saldırı yaparak, açmazdaki taşa baskı arttırarak bir taş kazanmayı göreceğiz sizlerle. İlk olarak açmazdaki taşı bulmaya çalışalım. G5'te konumlanmış bir filimiz var. Ve F6'daki atın göreceli açmaz olduğunu görebiliyoruz burada. F6'daki at bir yere oynarsa arkadaki çok değerli olan vezirini kaybetmiş olacak burada siyahlar. Tabii ki F6'daki ata benim de bir baskı yapmam gerekiyor. Genelde açmazdaki taşlara daha değersiz taşlarla baskı yapabilirsek daha faydalı olmuş olur bizim için. Yani burada örneğin F6'daki ata atla ya da fil ile baskı yapmak yerine piyon ile baskı yapabilirsek, daha değeri düşük taş ile baskı yapabilirsek daha karlı çıkabiliriz bu alışverişten. O yüzden burada da E5 hamlesini tercih ediyoruz.
E5 hamlesinden sonra F6'da iki atlı bir baskımız var. Atın bir kere daha bir yer hareket edemediğini görebiliyoruz. Çünkü E7'deki veziri alabilirdi beyazlar ve vezir öne geçebilirdi. Örneğin H6 gibi bir hamle yapılırsa da tabii ki E+F6 alarak veziri tehdit ediyoruz ve bir taş öne geçebiliyoruz. Şimdi bir sonraki örneğimize geçelim. Burada durum gerçekten çok ilginç olacak ve yeni bir tema göreceğiz. Çapraz açmaz dediğimiz bir temayı göreceğiz. İlk olarak şundan bahsedelim. Kale çarpı G7 alamıyoruz çünkü benim de kalem açmazda. Buna dikkat etmem lazım. G2'deki şahla G8'deki kale aynı hat üzerinde olduğu için kale çarpı F7 hamlesini yapamıyorum. Burada da vezir F5 hamlesinden faydalanmam gerekiyor. Vezir F5 oynadık. Açmaz iki taşa bir kere daha baskıyı artırıyorum. Vezir ile tehdit ediyorum. Tabii ki rakibim vezir çarpı F5 alamıyor. Çünkü bu sefer G7'deki şah, G7'deki kale ile D7'deki şah aynı yatay üzerinde kalacağı için vezir çarpı F5 hamlesi imkansız hamle olacaktı. Yanlış bir hamle olacaktı. Vezir çarpı F5 hamlesine de şah herhangi bir yere oynadıktan sonra vezir çarpı F7 alarak bir vezir önde kalabilirdi. Beyazlar gerçekten çok güzel bir örnekti. Bir sonraki örneğimize geçelim. Bu örneğimizde de yine açmaz iki taşa baskıyı arttıracağız ve bir taş kazanmaya çalışacağız. Tabii ki önceki örneklerde de gördüğümüz gibi burada koridor matı temasından faydalanmaya çalışacağız. İlk önce bir konumu değerlendirelim. D1'de bir kalem var. Tabii ki piyon yapıları, piyon sayıları eşit birbirine ama kaleye karşılık rakipte bir fil görebiliyoruz. Kalite öndeyiz ama tabii ki kazancımızı daha da arttırmak istiyoruz. Burada eğer D5'teki fil olmasaydı kalemi D8'e oynayarak son sıradan mat edebilirdim. Koridor matı temasından faydalanabilirdim. Bunun için de D5'teki file baskıyı arttırmam gerekiyor. Tabii ki bunu da piyonum ile yapıyorum. C4 oynadım. Fili tehdit ediyorum. Eğer fil ile piyonumu alırsa kale D8 hamlesinden sonra tek hamle içerisinde beyazlar mat edebiliyor. Tabii ki D5'teki fili oynamaması durumunda da örneğin H6 gibi bir hamlesiyle hava deliği açarsa siyahlar kendi şahına C çarpı D5'te de bir taş kazanmış oluyoruz bu konumda. Bir sonraki örneğimize geçelim. Bu sefer de açmaz sayesinde nasıl mat yapabiliriz bunu göreceğiz. Konumu biraz değerlendirelim. Rakip şahın konumuyla alakalı bir problem var gibi görünüyor. D hattında iyi konumlanmış taşımız var. Rakip şahla aynı hat üzerinde. G4'teki vezirle de D7'deki atıda bir baskı yapıyorum. Tabii unutmamam gereken bir durum daha var. F6'daki atın açmazda olduğu. Açmazdaki taşlar iyi savunucu taşlar değil. F6'daki at D7'deki atı savunsa bile şu an iyi bir savunucu değil. Çünkü vezir çarpı D7 hamlesinden sonra tek hamle içerisinde burada beyazlar mat edebiliyor. Çünkü G5'teki fil F6'daki atı açmazı aldığı için şah şu an hiçbir yere kaçamıyor. At çarpı D7 hamlesinde tabii ki olmadığını görebiliyoruz. Bu yüzden beyazlar tek hamle içerisinde mat edebiliyorlar. Bir sonraki ve son örneğimize geçelim. Burada da yine açmaz sayesinde mat temasını göreceğiz. Beyazların tek hamlede matı var. İlk olarak yine konumumuzu değerlendirelim. G3'te yine iyi konumlanmış bir filimiz var. Rakibin B8 karesine kaçmasını engelliyoruz. Şu an şah hiçbir yere kaçamıyor. Şah çekebilsek mat olacak konumda. İsterseniz burada videoyu durdurup biraz düşünebilirsiniz. Cevap bulanlar da tabii ki yorumlar kısmına bırakabilir. A hattında da önü açık bir tane kalem var. Tabii ki burada at B6 oynuyorum ve A7'deki piyonun açmazda olduğunu görebiliyoruz. A çarpı B6 alınamıyor çünkü kale ile şah aynı at üzerinde bulunmuş oluyor. Bir imkansız hamle oluyor siyahlar adına. At B6 hamlesine de şahın B8 karesine de kaçamadığını görebiliyoruz. Çünkü G3'teki fille de bu kareyi kontrol ettik ve bu şekilde de bir hamle de mat edebiliyordu beyazlar. Evet, bugünkü dersimiz bu şekildeydi. Temel taktiklerden açmaz temasını gördük. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Derse katılımınız için çok teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde de orta seviye grubuyla birlikte merkez kavramını göreceğiz ve temel açılış prensiplerini inceleyeceğiz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, ayrıca Koç Topluluğu Spor Kulübü YouTube kanalını takip etmeyi unutmayın. Yeni derslerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.